Selamlar, 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 selamlar. İkide bir oynuyoruz kameraya da. Ya kapanmış bugüne, cumartesiymiş. Cumartesi günüymüş. Kapanmış, markete gittim. Bakkal kapandı, her şey kapalı. Bir şeyler almak istedim. Böyle ufaktan altyapı yaptık. Yarın Murat'la bazı arkadaşlarımız var. Bu eski Cankan tarzı. İşte yurtseven kardeşler vardı ya. Ben de çok seviyorum hani İsmail Yakay falan, Yurtseven kardeşleri. Can Kan'ı da seviyordum. Çünkü ne yaptılar adam? Arabesk müziğine böyle farklı bir motiflerle yeni bir soluk getirdi. Bu her müzikte böyle, ben bir yenilik getiren her adamı severim. Çünkü klasikleşmiş şeyin üzerine yeni bir şey yapıyorsun. Tabii abartmamak şartıyla. Bazen kötü bir neticede çıkmış olabiliyor. Yani bu trap'te olduğu gibi. Şimdi bu trap davullarını her müziğin üzerine koymak istiyorlar ama yani bu da denenmesi lazımdı. Anladık ki çok iyi olmuyor öyle ama denenmesi lazımdı. Denedik, neticesini gördük. Tugay geldi. Dün işte onunla ufaktan bir aranje falan yaptım. İşte kayıt aldı. Ben tarif ettim, dedim ki biraz bu Balkan tarzından çık. Hani bir Anadolu motifleri falan koyalım. Ya dedi, koyduk, neler var aklında, dedim. Böyle böyle. Bazı aklımda melodiler vardı. Onları ona tarif ettim. Çaldı Tugay, iyi anlıyor. Sibomor klarnet olsa daha iyi olacaktı da. Sol klarnetle çaldı. Almamış klarneti Silivri'den gelirken, o yüzden öyle oldu. İyi, yapabildiğimiz kadar yaptık. Sabah onun aranjesiyle de uğraştım. Neyse. Akşam arkadaşın yanına gittik, içtim biraz. Ya kafam güzel oldu. Ondan sonra toplandım eve. İşte Tugay da resim çekilmiş bu stüdyoda. Şey paylaştı. Yani fotoğraf paylaşmış. Ulan bakıyorsun. Bir tanesi yazmış ki altına. Bastır koçum yazmış. Ya böyle bir şey var mı ya? Yani bu nasıl bir şey ya? Yani onda nasıl öğreniyoruz yani o yazdığını? Bir arkadaşım ulaşıyor bana, ya diyor, bu nasıl arkadaşım var senin diyor. Koç moç yazıyor, altına giydirecektim az kalsın demiş, hani beni arıyor yani, giydirecek, yorumun altına kötü bir şeyler yazacakmış, beni arıyor. Ya dedim bırak, şey yapma. Neyse aradık arkadaşı, ulaştık, dedik böyle böyle, hani kime yazıyorsun? Yok diyor, ben bu koç kelimesini sana yazmıyorum. Kime yazıyorsun Tugay'a? Lan aynı resimde ben de varım. Ahmet'e yaz istersen, Mehmet'e. Bastır koçum ne demek? Lan biz at mıyız, eşek miyiz? Ama tabii terbiyesizliğim yine bin bir türlü arkadaşlar. İnsanlar çekemiyor. Neyse kaldırdı o. Yani sahtekar mı diyeyim? Çekemeyen. Tabii çekemediği için, müzisyen olduğu için çekemiyor. Müzisyenler arasında zaten bunlar gayet doğal. Ama bazıları bunun gibi iyice köstebek gibi kafasını çıkartıyor. Tam diyor, hani ben çekemeyen adamım diyor. Yani iyice ortaya koyanlar var. Yanlış şey. Yanlış. Yani bizler rakip falan değiliz. Neyse kaldırdı. Diyor senin diyor için kötü diyor. Hani dedim, yani sen ne demek istiyorsun yani? Şu koşum diyerek. Daha sana demedim diyor. Bir, ikinci diyor. Ben kötü anlamda söylemedim. Lan hangi anlamda söyledin? Orada 100 kişi yorum atmış. Bir tek senin yorumun böyle. Anladım, çapsız bir yorum. Bir tek sen atıyorsun. Sen neden bahsediyorsun bana? Ama durum böyle arkadaşlar. Dedim size şu şeyi bir tane çekeyim. Radyoaktif dram. Arkadaşlar bu dram makinesi, ben nereden baksam bunun birinde kullandım. O da çok çok iyiydi. Bu iki çıktı. Yani her aranje ile uğraşan, yani bu aranjörüm diyen, yani tarz da fark etmiyor. Hip hop müzikte yapabilirsiniz. İşte hangi bütün tarzlar arkadaşlar. Bu VST'ye sahip olmanız lazım. Bakın burada presetler var. Şöyle ufaktan bir tane atayım. Bak böyle de çıkıyor. Böyle de bir penceresi var arkadaşlar. Şimdi bakın şu metal olanlar, şu kırmızı mesela, bunlar akustik müziğe uymuyor çünkü gürültülü, yani metal için. Ama diğerleri hip hop
Pop müzikte kullanabilirsiniz, türküde kullanabilirsiniz, hip hop'ta mesela old school ritim yaparken kullanabilirsiniz veya normal hani trap'te de kullanabilirsiniz. Çok farklı farklı sound'lar var. Çok farklı farklı presetleri var. Hele gene R&B müzik yapıyorsanız yani R&B müzik işte slow envai çeşitli arkadaşlar bankaları var. Şimdi buradan seçebiliyorsunuz. Şöyle bakın burada adam Kick'in sesini açıp kapamanız için basit bir düğme yapmış. Snare açıp kapamak için basit bir düğme. Hit, hi-hat. Bunlar da açık kapalı yani, yani reverb tarzı bir şey veriyor. Room bu zaten. Yani bak. Şu anda arkadaşlar atakları falan yani birebir canlı bu ya. Adam o kadar öyle bir sample yapmış ki. Hani o kadar beni tatmin etti bu plugin. Hiçbir zaman da demedim ya işte bir tane daha davul plugin'i kurayım. Çünkü bir sürü var. Mesela o EZ Drum'un var. Onun bir sürü bankaları var. Yok 100 GB, 100 GB. Yani boş trash yani. Onları da kurduk denedik. Bilgisayarda bir sürü yer kaplıyor falan yüklemesi. O bu dert. Bu baba adam özetlemiş. Kompres demiş. Pres demiş. Presetleri öyle önüne atmış. Baba al kullan diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın kick, snare, hi-hat, tom falan her şey çalıyor. Her şey çalıyor arkadaşlar. Buradan mesela bakın şeye de yönlendirebiliyorsunuz. Buradan mesela şimdi şurada kick bunları ayrı ayrı bu mikser kanalına da yönlendirme şansınız var. Onu nasıl yapıyorduk? Bir miydi? Dur bakalım. Bir yerden yapıyorduk ama şuradan mıydı? Refresh. 2. Arkadaşlar yani bakmam lazım YouTube'da. Ama buradan yönlendirme şansınız da var. Öyle söyleyeyim. Tek tek mikslemeniz için. Şimdi burada yani böyle bakın şurada envai çeşit ya. Arkadaş envai çeşit davul var. Envai öyle söyleyeyim. Akustik davul ama. Yani şu anda yani modern müziğe o kick falan gelmiyor onu söyleyeyim yani. Güzel böyle tat alamıyorsunuz kickleri. Yani elektronik kickler de var ama zayıf. Ama akustik müzik yapacaksanız böyle türküde falan baba bitirmiş. Ezmiyor. Tam böyle tatlı tatlı insanın kulağına geliyor. Olması gerektiği gibi. Yani. Mesela bakın bunları davulları düzenleyebiliyorsunuz da. Yani burada bak. Bak. İnce yap, kalın yap. Ondan sonra bak şimdi burada bak. Hemen kesiliyor. İstediğin gibi ayarla. Relay süresini ayarlıyorsun. Presetler arasında geç. Başka dünyadan hemen bir düğmeye tıkladın. Bambaşka bir sound. Bambaşka sound. Arkadaşlar öyle bir reverb ayarlamış. Öyle bir sanki büyük konser salonunda böyle. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra buna reverb vermenize gerek yok. İşte bunun yanında bas gitar kullanacaksanız normal klasik gitar. Buna bakarak işte bu sırf adaptive drum'un efektlerine bakarak mixleyebilirsiniz. Arkadaş öyle bir güzel ayarlamış ki. Kocaman bir salon sanki böyle 500-600 bin koltuklu. Onu orada çalıyorsunuz. Equalizer var. Bak burada mesela şu anda snare'in üstünde bak burada birkaç tane düp demiş falan filan bin bir türlü şey var arkadaşlar. Şimdi burada bakın trap müzikle de alakalı yani 808'ler var şu Real Machine. Onları bir gezelim. Evet. Bunlar orijinal o drum makineler arkadaşlar. Yani böyle davullar vardı ben canlısını da gördüm bunu. İsmini bilmiyorum da.
dizleri falan. Dizi. Ben özellikle mesela tomları böyle atak yapacağım zaman kullanıyorum. Yani bunlar var. Bakın bunlar da. Yani Lindram. Arkadaş öyle bir şey yapmış ki, yani öyle bir tonlamış ki bunları. Her biri farklı farklı şey. Evet. Şimdi şunları bakın, böyle değiştirme şansınız da var. Diyelim şuna geldiniz. Hangisi bu? Şuraya effects gibi bakın buradan. Hangi tarz yapacaksın abi bak. Geldik üzerine. Toms. Bütün tomslar burada. Hi-hatler. Ekstra diyor. Bak ekstra burada neler var. Mesela clap. Baksanıza arkadaşlar. Nerede clap? Mesela burada clap var arkadaşlar. Bunu bakın burada. Bunlar ekstra. Kendiniz de programlayabiliyorsunuz. Beğenmediniz. DMX drum diyor. Bak 808, 909, Lin drum, kick. Şuraya bak. Şaflatma. Bir de zamana duyarlı, böyle çok farklı yani. Çok farklı kickleri var, çok farklı snare'leri var. 808, 55, bak 55 frekansında. Yani bunu şeyin altına koyduğunuzu düşünün, davulun altına öyle bir vuracak ki. Şimdi bu burada var ya, 808 gibi var, tam 808. Uzatabilirsin. Uzadı. Relay süresi de buradan. Yani 808'de uygulayabiliyorsunuz. Tek not olarak tabi. Yani. Distortion. Bunun mesela. Afiten ve dip gürültüsü geliyor şu anda. Yani o özelliğini biraz gösterdim. Onun dışında bakın burada görebiliyorsunuz zaten. Diyelim şu davul, şu davulu değiştireceğiz. Alo. Dur. Nerede kaldık? Bu böyle. Bu da tabi edit pençeresi var. Edit edebiliyorsunuz dediğim gibi. Edit ediyorsunuz. Burada her birinin bakın ayrı equalizer var. Adam her kanala equalizer atmış. Şurada ayrıca bir bakın bir kompresör var. Atak değeri hemen mi girsin? Release ratio. Burada sesi açıyorsun. Adam her şeyi düşünmüş yani. Bak tape saturatör. Tape saturatör. Burada neydi bu? Yani sesi etki ediyor. Denemeniz lazım. Deneyince anlarsınız. Burada hepsine tek tek verebiliyorsunuz. Ayrıca master'a da efekt verme şansınız var. O kadar ayrıntılı düşünmüş ki ve hakikaten çok çok güzel equalizer'lar, şeyler, efektleri. Bakın sent efektiniz var iki tane. Arkadaşlar. FX1 şurası, FX2 şurası. Peki bunları da nereden? Şuradan veriyorsunuz. Bakın. Bu FX1 birinci, bu da ikinci. Buradan da belirleyebiliyorsunuz. Yani buradan room var. Bu da ayrı bir echo efekti. Bu da bas kanalı var. Ya çok ayrıntılı bildiğin mikser ya. Bildiğin her şey var.
Hani programdan bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra oradan at, buraya at falan. Adam hepsini düşünmüş. O mixi böyle masaya yay. Yok yok yani arkadaşlar. FX penceresi dedik bunlar. FX'lerin sonuna da şey atmış bak adam. Hani onu da düşünmüş. FX'ler var. Delay var, reverb var. Bir de üstüne hani onu da equalizer düşünmüş. Görüyor musunuz? Çeşitleri de hall var, plate var, ambiyans, room. Daha ne yapsın adam baba? Bak burada DJI seviyesin falan. Ya her şeyi vermiş. Reverb ya, bu tarafa çekiyorsunuz, delay dönüyor. Bakın delay ile reverb arası. Bir de görün muhteşem ya. He. Bakın milisaniyeyi belirleyebiliyorsunuz. Ha, bu frekans. Bak kesiyor. Tak. Yani öyle söyleyeyim. Adam o kadar basit yapmış ki bu birçok şey yani böyle reverb plugininde bile bu kadar basit özellikler yok. Adam bunun için o kadar davulu koymuş, equalizer'ı koymuş, mixlemeniz için her şeyi koymuş. Ben de tam anlamıyla hakim değilim abi düğmelere. Ne yapıyorum? Presetlerden hoşuma gittiği kadarını kullanıyorum arkadaşlar. FX burada. Arkadaşlar bir de burada beat kısmı var. Hani burada şuraya bakıyor musunuz? Bir sürü farklı. Bunların bir sürü preseti de var. İnternetten indirebilirsiniz. Şuraya bak abi. Bak. Bunun tempoya göre şu anda bizim tempomuz 130. Buna tıkladığınızda 130 tempoya göre çalar. Bakın. Evet, davulu değiştir. Arkadaşlar sound saniyeler içerisinde sound değişiyor. Saniyeler içerisinde. Nereden nereye geldi bak. Şuraya bak. Hemen beatlere gelelim. Burada tümüyle şu midiye bak. Tümüyle şarkı. Şuradan ileri de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu programlama şansımız herhalde yok. Buna girmedim. Şimdi şey olayını mesela şurada bir tane midi beğendiniz. Onu nasıl atacaksınız onu gösterelim. Atak. Arkadaşlar şunu tutuyor. Burada FL açık ya. FL açık ya. Bunu alıp şuraya atınca abi hazır. Haydi hazır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani. Burada farklı bir şey daha varmış. Ya bu neymiş arkadaşlar? Abi elektrikli ya. Arkadaşlar bakın velocity falan diyor. Ya adam o kadar ayrıntılı yapmış ki ben yine bu pencereyi ilk defa görüyorum. Bak neymiş? Yani kafasına göre velocity ile oynadı. Bakın bu durum timing davulların vuruş türlerini bazılarını öne aldı bazılarını arkaya alıyor. Burada bakın 16 16'lık. Ya arkadaş şuraya bak. Şuraya bak şimdi. Yani adam yapmış kısaca. Bunları kapatınca ne oluyor? Oo, bak. Şeyleri kapatabiliyorsunuz. Buradan sadece kick snare ne var ne yok. Bak kapandı. Shit chatler. Adam yapmış yani öyle söyleyeyim. Sayısız burada bak Frankie var. Var 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 oğlu var var oğlu var işte metal bilmem ne böyle aksak ritimleri var. Var oğlu var yani. Sound'u mu beğenmedin?
Hemen buraya bas. Ayrı işler. Bak beatlere. Buradan kapadık ya. Yalnız arkadaşlar ne oldu bu? Az önce şurada presetlerle oynadık ya, komple diğer midilerin de presetleriyle oynadı. Çok ilginç. Ben eski haline geleceğini zannettim de. Allah Allah, bunun reset şeyi nasıldır? Yani oynadı. Aa, reset şuradanmış. Pardon. Evet, bak reset de var arkadaşlar. Şuradanmış reseti. O ayar bir daha öyle kalıyor. Şuradan reset yapabiliyorsunuz. Tamam. Abim sound var yani işin içinde, hakikaten mükemmel bir sound. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim. Hiçbir zaman da hani ya şunu değiştirsem dediğim, hani akustik şeyimi benim yani çok daha iyi. Yani yıllar önce benim çözdü. Akustik işte davul ihtiyacım. Onun dışında ben devamlı işte bazı VST'leri kurduk bu davulla alakalı ama bunun yanından bile geçmiyor. Bir bakıyorsunuz işte. Zaten bu 7-8 GB bir şey. Adam bir tane banka yapmış. İki tane davul var. Bilmem kaç GB, 10 GB, yok 20 GB. Ne gerek var? Bunun içinde envai çeşit davullar ve bilgisayarı yormuyor. Hemen giriyor. Bakın dediğim gibi. Bak burada davul, kick. Hemen müdahale et. Görseli de çok iyi. Bakın buradan vurunca bu da hareket ediyor. Adam yapmış be. Hakikaten yani bunun mühendisi nasıl tasarladıysa, görseli de falan. Ya demiş ki baba bunu yapalım. Bir daha da adamlar uğraşmasın ekstra. Zaten de bir üçüncüsünü falan çıkarma gereği duymadılar. Yeter diyor baba, ben daha ne yapabilirim artık. Zaten ben bu şirketimde XO'yu da kullanıyorum. Yani bunların mühendisi kimse arkadaşlar artık. Mühendisi kimse, Allah razı olsun ondan. Burada trialini kullanıyoruz şu anda. Demo sürümünü kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu da var. Arkadaşlar bomba gibi yani, öyle söyleyeyim. Bu şirket insanı aldatmıyor. Durumla alakalı bu plugin yaptı. Bu da kral, bir önceki de kral ve devamlı kullanıyorum yani. Yoksa onun dışında bir sürü plugin firması var. Davulla alakalı tonla ama pratik bunlar. Hemen tık 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 basınca işini çözüyor. Yani bizim öyle çok fazla fantaziye ayıracak zamanımız yok. Neden? Vakit nakittir. Bir an önce para kazanalım diye işi iyi yapmamız lazım. O yüzden yani davulları böyle sound'u saniyeler içinde yaratmamız lazım. Yoksa ben oraya gireceğim. Onu kısacağım. Bakın bu da böyle değişik. Bu da mesela Afro Trap diyorlar falan. Ramazan davulu. Bakın arkadaşlar. Bango. Nasıl sound? Funk. Bu kadar mı iyi olur ya? Hakikaten. Bucky. Boom, boom, boom. I love you. Sosa. Nasıl ettin böyle ya? Pak, 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 pak. Oo. En sevdiğim. Ok, ok, ok. Burada davulu kapat. Arkadaş
Adam yapmış yani. Adam hakikaten yapmış. Bakın burada. Burada da sound'u bu işte Black Velvet işte davulunun sound'unu anlamak için birkaç tane içinde preset yapmış. Oradan dinlemeniz için. Abi adam ağlatıyor yani abi ağlatıyor yani öyle söyleyeyim. Sound'a bak. Kanaldan geliyor. Görüyor musunuz? Normal bir davul ama 808 gibi geliyor. Öyle bir tatlı ki. O sebeple bulun, edinin. Buradan da girebiliyorsunuz işte farklı farklı. Ya adam akustiği içinden girmiş dışından çekmiş. Sadece akustik değil dediğim gibi. 808'ler falan filan. Olmazsa olmaz. Laa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 a